Bu videoda tam kare polinomların tespit edilmesi ve çarpanlarına ayrılması konularını işleyeceğiz. Elimizdeki polinom, mesela x kare artı 6x artı 9 olsun ve biri de bizden bu polinomu iki binomun ya da iki tek terimlerin çarpımı olarak yazmamızı istemiş olsun. Bu polinomu çarpanlarına ayırmak için bundan önceki videolarda öğrendiğimiz yöntemleri kullanarak çarpımları 9, toplamları da 6 olan iki sayı aramamız gerekiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve çarpımları 9, toplamları da 6 olan iki sayıyı benden önce kendi başınıza bulun. 9'un bölenlerini bulmak hiç de zor değil, değil mi? Çünkü sadece 1, 3 ve 9 var. 1 artı 9 ya da eksi 1 artı eksi 9'da 6 etmediğine göre aradığımız sayılar 3 olmalı. Evet, 3 kere 3, 9 ve 3 artı 3 de 6 eder. 3 çarpı 3 ve 3 artı 3. O halde bu polinomu çarpanlarına x artı 3 çarpı x artı 3 olarak ayırabiliriz. Ve tabii ki bu da x artı 3'ün karesi demek. Peki şimdi size bu polinomun tam kare olduğunu düşünmemize yol açan şeyin ne olduğunu sorayım. Öncelikle karesini aldığımız bir değişken olması lazım. Tam kare olan sabit sayı her neyse ifadenin açılmış halinde x'li terimin kat sayısı bu sabitin 2 ile çarpılmış hali olmalıdır. Peki bu konuda bir genelleme yapıp yapamayacağımızı merak ediyor musunuz? Gelin doğru olduğunu ispatlamak için farklı bir değişken kullanalım. a kare artı 14a artı 49. Evet, burada da karesini aldığımız bir değişken var. Tam kare olan sabit sayı 7 ve birinci dereceli terimin kat sayısı da tam kare olan sabitin 2 katı. Bunu da 2 kere 7 ya da 7 artı 7 olarak not edelim. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak istediğimizde bunu a artı 7'nin karesi şeklinde ifade edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve eğer isterseniz buradaki parantezi açıp sağlamasını da yapabiliriz. Bunu ilk gördüğünüzde, ilk öğrenirken bu ifadenin karesinin a'nın karesi artı 7'nin karesi şeklinde olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama sakın ha. Sakın ha çünkü yanlış. Bu a artı 7 çarpı a artı 7 demek. Ve bunun sonucu da, gelin işlemi yapalım. Dağılma özelliğini iki kere kullanıp, önce a artı 7 ile a'yı, sonra da a artı 7 ile 7'yi çarpalım. Buradan da a kare artı 7a artı, bu 7'yi dağıttığımızda da burası 7a artı 49 eder. Şimdi 14a'nın nereden geldiğini gördünüz değil mi? 7a artı 7a'dan. Ve buna ek olarak a karenin ve 49'un da nereden geldiğini gördünüz. Tüm bunları daha genel bir şekilde ifade etmek de mümkün. a artı b'nin karesini a artı b çarpı a artı b şeklinde yazabiliriz. Şu anda az önce buraya yazdıklarımı daha genel bir şekilde ifade ediyorum. a sabit bir sayıda olabilir, değişken de olabilir. Ve dağılma özelliğini kullanıp buradaki parantezleri açarsak ne olur? a artı b çarpı a artı a artı b çarpı b olur. Öyle değil mi? Devam edelim. Buradan da a kare artı AB, artı ab artı ab artı b kare gelir. Başka bir deyişle a kare artı 2ab artı b kare. Evet, bunun genel hali bu. a eğer x'e yani değişkense, onu karesi alınan sabit terimin iki katıyla çarparsınız. Gelin bir örnek daha göstereyim. Mesela 25 artı 10x artı x kare ifadesinde karesi alınan bir değişken, tam kare olan bir sabit ve buradaki katsayının da sabitin 2 katı olduğunu fark ettiğinizde bunu 5 artı x'in karesi olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde x kare artı 10x artı 25 polinomunda karesi alınan bir değişken, karesi alınan bir sabit ve bu sabitin iki katıyla çarpılmış bir değişken olduğu için x artı 5'in karesi olarak yazabilirsiniz. Ve bu arada bu iki polinom eşdeğer polinomlardır.